Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Kenan Ankara ile TYT AYT geometri kampının 3. hafta 4. videosundayız. Yani dik üçgen 4 videosu. Özel açılı üçgenleri anlatacağız. Özel açılı üçgenleri 2 videoda anlatacağım. Şimdi bu videoda ilkini anlatacağız. Burada bu videoda sadece ve sadece özel açıların kurallarını vermeyeceğiz. Özel açının mantığını vereceğiz. Özel açı gördüğünüzde nasıl hamle yapmanız gerektiğinden bahsedeceğiz ve işinizi kolaylaştıracak çok güzel bir mantık vereceğiz. Dikkatli olun. Bu video gerçekten ama gerçekten çok önemli. Evet, isterseniz çalışmaya başlayalım. Özel açılı üçgenlerde bilmeniz gereken iki en önemli üçgen var. Birincisi 45-45-90, ikincisi 30-60-90. Bu ikisini bilince diğer özellikleri bilmenize bile gerek kalmayacak arkadaşlar. Sadece bu ikisiyle so çoğu soruyor. Yani soruların %99'unu rahat bir şekilde yaparsınız. Evet, öncelikle 45-45-90 üçgeninden bahsedeyim. 45-45-90 üçgeni dik kenarlar x x ken hipotenüs kök katı ya da 1 bir 1 ken kök katı diye söyleyeceğiz arkadaşlar. E hocam bunu bileceğiz. Bu bir tanım. Dik kenardan hipotenüse geçiş kök kat. Pisagor'dan da çıkar ama bunu tanımı bilmeniz lazım çünkü çoğu yerde kullanıyoruz. E hocam dik kenardan hipotenüse geçiş kök kat. Eyvallah. Peki bize hipotenüs verilirse ters mantığını düşüneceksin. Yani hipotenüsten dik kenara geçişte ne olacaktır? kök bölümü olacaktır. Yani senin bilmen gereken Dikten hipoya geçiş. Hipoya geçiş ne? Kök 2 kat. E hocam tersi geldiğinde ters mantığı. Hipodan dik kenara geçişte kök 2'ye bölünmüş hali diyeceksin. Yani şöyle bir soruyla karşılaştığın zaman. Hocam burası 6 6 ise 45 45 90 üçgeninde. Direktman bu x nedir? 6 kök 2 dersin. Tam tersi gelirse karşına bu 45 45 90 üçgeninde. Hocam şunlar x x burası 6 ise. O zaman hipotenüs verilmiş. Bu dik kenarda kök 2'ye bölünmüş hali olacak diyeceksin. Yani x 6 bölü kök 2'ye eşittir. Bazı arkadaşlar hocam 2'ye bölüp kök 2 ile çarpalım deyip böyle kafasında kodluyor ama bunu zaten kodlamayın. İşlem yaptıkça e, buna alışacaksınız arkadaşlar. Kök 2'ye bölün. 6 kök 2 bölü 2'den kaç çıkıyor? 3 kök 2 çıkıyor arkadaşlar. Evet burası 3 kök 2 olmuş oldu. Tamam buna dikkat edin. İkinci özel üçgenimiz 30-60-90 üçgeni. Arkadaşlar burada da 30'un karşısından 90'ın karşısına geçiş ne oluyor? 2 kat oluyor. E 30'un karşısından 60'ın karşısına geçişte ne oluyormuş? Kök 3 kat oluyormuş. Evet bunu bileceksiniz. Evet 30'dan bak şuraya yazıyorum. Altta yazmış ama bu önemli. 30'dan 60'a ne oluyor arkadaşlar? Kök 3 katı. 30'dan 90'a da ne oluyormuş arkadaşlar? 2 katı oluyor imiş. Bu karıştırılıyor. Hocam 30'dan 60'a açılarda iki kat var ya. 30'u karşısı x gel 60'ı karşısı 2, 2 x diyorsunuz. Hayır. 30'dan 60'a geçiş kök 3 kat. 30'dan 90'a geçişte 2 kat olduğunu bileceksin. Yani burada senin başlangıç noktan şu. 30. Her zaman 30'un karşısındakini bulacaksın. İlk etapta 30'un karşısına bakacaksın. Tam tersi verilirse. Hocam 90'ın karşısı verilirse. Ha 30'dan 90'a geçiş 2 katsa 90'dan 30'a geçiş yarısıdır diyeceksin. Ya da 60'ın karşısı verilmişse. A hocam 30'dan 60'a geçiş kök 3 katsa 60'dan 30'a geçişte ne diyeceksin? Kök 3'e bölümüş hali diyeceksin. Mesela bunu da örneklerle gösterelim isterseniz. Şöyle hocam şu basit zaten 30'un karşısı verildiğinde. Burası 6 ise x nedir y nedir diye sorarsam. Hocam 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı 2 katı 12'dir. O, bu 60'ı karşısında ne olacaktır arkadaşlar? 6 köküçtür diye söyleyebiliriz. Sonra başka türlü şöyle gelebilir mesela. Hocam 90'ın karşısı verilebilir. Burası 6 verilebilir. 30, 60, 90 üçgeninde bu x bu y sorulursa. Başlangıç noktan 30'un karşısı olacak. 30'dan 90'a geç 2 katsa 90'dan 30'a geçiş ne olacaktır? 2'ye bölünmüş hali. Yani x 2 olur. Y sorulmuş olsa bile ilk önce 30'un karşısını bulacaksın. 60'ın karşısında ne olur? 2 kök 3 olur. Başka ne olabilir? Tam tersi 60'ın karşısı verilebilir. Şöyle 30, 60, 90 üçgeninde. 30 60 90 üçgeninde e, bu 60'ı karşısa 6 verilip şu x bu y sorulabilir arkadaşlar ya da direkt y de sorulabilir. Önceliğin senin 30'un karşısı. 30'a 60'a geçiş kök 3 kaçsa o zaman x ne olacaktır? 6 bölü kök 3. bölünmüş hali olacaktır. Bu da kaç yapıyor? 2 kök 3. Kök çarparsan 6 kök 3 bölü 3'ten 2 kök 3 oldu. E hocam ben burayı buldum artık. 2 kök 3. 30'un karşısı 2 kök 90'ın karşısı 4 kök 3 dersin. Olayı bitirirsin. Tamam. Bu özel üçgen olmazsa olmazın. 45'ten 90'a geçiş kök 2 kat. 30 60 90 de 30'dan 90'a geçiş 2 kat. 30'dan 60'a geçiş kök 3 kat mantığını bileceksin. Tamam. Sonra 30 30 120 üçgeni var. Bunu bilmenize gerek yok aslında. Ee, ama çoğu kişi de biliyor. Göstereyim. Bilmesen bile x xgen kök 3 kat olduğunu bulursun. Niye? X üçgen hocam tabanına ait bir yükseklik çizsek. Hop yüksekliği çizdiğim zaman. 30 60 90 üçgen oldu. Burası da 60 oldu. 30'un karşısı A ise 60'ı karşısı A kök 3. 30'un karşısı A ise 60'ı karşısı A kök 3. 30'un karşısı A ise burası 2A'dır. E burası da ne oldu? 2A. Dikkat edin. 2A 2A iken burası da 2A'nın kök 3 katı mı oldu? Gerçekten x x iken kök 3 katı olmuş oldu arkadaşlar. Ha, bilseniz de olur bilmeseniz de olur bilmeseniz kendiniz de bu şekilde bulursunuz. Ama genelde de biliniyor arkadaşlar. Şimdilik önemli olan üçgenler Tekrar söylüyorum 30 60 90 ve 45 45 90 üçgenleridir arkadaşlar. Evet, gelelim şimdi örneklere. Hala hazırda sorular karşımıza gelecek. Nasıl gelecek? Hocam D ile AB birbirine paralel vermiş. E bunlar birbirine paralelse dostum 90'sa bir yöndeşlikten dolayı burası da 90'dır. EF ile B de şununla da şu birbirine paralelse hocam bu, paralel olduğuna göre 90'sa burası da yöndeşlikten dolayı 90 hatta burası da 90 yapar. E ne yapacağız? 90'lar var. Açı var. 60 90 ise şuraya bir 30 derece yazalım. Hocam tamamı 90 60. 60 90 ise burası 30. E burası 60 oldu. E burası 30 oldu. E burası 60 oldu. E burası da 30 oldu. E ne yapacağız? Sayının olduğu yerden başlamak tabii daha mantıklı. 30'un karşısı 3 köküç ise 60'ın karşısı köküç katından dolayı 9. Köküç katı 30'un karşısı 3 köküç burası da 6 köküç yapar. Sonra şuradaki üçgende var 30 60 90 60'ın karşısı 3 köküç 30'un karşı başlangıç noktası 30'dan 60'a geçiş kök 3 kalsa 60'dan 30'a geçiş kök 3'e bölünmüş hali yani 3 çıkar. Sonra bizden ne isteniyor? AC. AC isteniyor. Devam edelim. 30'un karşısı 3 ise 90'ın karşısı kaç yapar? 6 yapar. Sonra buraya geldik. Buradaki üçgende de ne var arkadaşlar? 60'ın karşısı var burada. Hocam 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı başlangıç noktasıydı. 6'yı kök 3'e böleceksiniz. Bu da ne yapıyor? 2 kök 3 yapıyor. Hocam burası 2 kök 3 oldu. 30'un karşısı 2 kök 3 ise 90'ın karşısı 4 kök 3 yapar. Çünkü 30'dan 90'a geçiş 2 kat. E burada da bir 30-60-90 üçgeni var. 60'ın karşısı 4 kök e 30'un karşısı başlangıç noktası. E 60'dan 30'a geçişte köküçe bölünmüş hali. O da kaç yapıyor arkadaşlar? 4 yapıyor. Bizden bu uzunluk isteniyordu. 9, 3 ve 4'ün toplamı kaç yapıyor arkadaşlar? 12, 16 mı yapıyor? Evet cevabımız böylelikle 16 oldu arkadaşlar. Örnek 47. Geldik örnek 48'e. AB ile AC birbirine eşit verilmiş. AB ile AC'nin eşitliğini yazalım. Hocam 30 90 ise burası kaç yaptı? 60. Aa, sonra x kenar. Hocam x kenar gördük. Hemen dik çizelim. Kardeşim dik çizeceksin de bak şeklinde bölüyorsun. 1. Öncelikle ek çizim yapmadan önce verilen bilgileri kullanabiliyor musun? Kullanamıyor musun? Öncelikle ona bakmalısın. Ya bu x kenar üçgen de öyle klasik x kenar üçgenlerden değil. Nasıl? x kenar üçgen ama tepe açısı 90. Aa bu 45 45 90 üçgeni hocam. 45 45 90 üçgeninde büyük üçgende 90'ın karşısı 12 ise dik kenarlar ne olacaktır? Normalde dik kenarda hipotenüse geçiş kök kassa. hipotenüsten dik kenara geçiş de kök 2'ye bölünmüş halidir. Yani 12'yi kök böldüğün zaman on, kök ile çarptığın zaman 12 kök 2 bölü 2'den 6 kökü buluruz dik kenarları. 6 kök 6 kök bulduk. E hocam şuradaki üçgende ne var? 1 30 60 90 üçgeni var. Buradaki üçgende de zaten bizden BD uzunluğu isteniyor. Şu X uzunluğu isteniyor. Arkadaşlar şu 30 60 90 üçgende 30'un karşısı başlangıç noktasıydı. 60'ın karşısı var burada. 6 kök 2. E 60'ın karşısı 6 kök 2 30'un karşısı ne olacaktır arkadaşlar? AD uzunluğunu yazıyorum. Hocam 30'dan 60'a geçiş kök 3 kat. 60'dan 30'a geçiş kök 3'e bölünmüş hali olacaktır. Eşleniyle çarparsam 6 kök 6 bölü 3'ten 2 kök 6 mı çıkar arkadaşlar burası? Evet. Değil mi? Evet buraya 2 kök 6 bulduk. E tamamı 6 kök ki bunun. X artı 2 kök 6 da şu kalemi değiştireyim. X artı 2 kök 6 da 6 kök 2 eşit olduğundan X de buradan kaç çıkar? 6 kök 2 eksi 2 kök 6 şeklinde çıkar. Bazen sonuç böyle tam sayı çıkmayabilir arkadaşlar. Böyle sonuçlarda karşılaşabiliriz. Artık şıklarda şey parantezine de alabilir. 2 parantezine de alabilir. Hatta 2 e, kök 2 parantezine de alır. Yani iki kök ki parantezini alıp şıklarda da o şekilde de çıkabilir karşımıza. Evet örnek 48 böylelikle 6 kök 2 eksi 2 kök 6 geldi. İşte buraya. İşte buraya geldik. Burası önemli arkadaşlar. Burayı çok dikkatli bir şekilde dinleyin lütfen. Önemli. Özel açıların mantığını burada kavrayacaksınız. Biraz öncekinde ne vardı? Hali hazırda öyle özel üçgenler vardı. Hali hazırda özel üçgenler olduğunda işlemimizi yapıyoruz. Özel üçgenlerin kurallarını uyguluyoruz. Peki hala hazırda özel üçgenler yoksa not yazmışım. Özel açılı üçgenleri bazı sorularda bizim oluşturmamız gerekebilir. Özellikle bu notu iyi dinleyen arkadaşlar kosinüs teoremini kullanmadan çok çok daha rahat bir şekilde sonuca ulaşmayı öğrenecekler. O yüzden beni bilen bilir. Zaten bundan sonra da öğreneceksiniz. Kosinüs teoremine acayip karşıyım. Sinüs teoremine acayip karşıyım. A, trigonometri konusunda kullan. O ayrı bir konu. Ama özel açının olduğu sorularda ben genelde genelde değil %99'unda tabii ki özel açı mantığını kullanırım. E, kosinüs teoremini kullanmam. Şimdi özel açılı sorularda biz soruyu gördüğümüz zaman kendimiz özel üçgen oluşturacakmışız. Mesela nasıl? Hocam şöyle bir üçgen var mesela. Şöyle bir üçgende buradaki açı 30 derece ise eğer. Arkadaşım sen burada bunu gördüğün zaman bunu gördüğünde ne yapacaksın? Hocam özel üçgen yok. Aa burası 90'a benziyor deyip kafadan bir şey uydurmak yok. Bir taraftan bir şey uydurmayalım değil mi? Hocam bu 30-60-90 üçgendir diye genelde en çok hatalar buradan yapılıyor. Sen bir tane açıyı gördüğün zaman böyle kendin dik çizeceksin. Dik çizme mantığı dediğimiz budur. Özel üçgeni kendin oluşturacaksın. O, o zaman ne yapacaksın? Hop şuradan dikini çizeceksin. Ama ve lakin sizler bakın çizdiğiniz böyle 30-90-60 oluştu. Çok güzel. Çoğunluğunuz zaten bunu biliyor. Ama bundan sonraki söyleyeceğim şeyi bilmiyor. Çoğunuzda zaten bu var. Tepeden dik çizeyim hocam. Tepeden bir dik çizme alışkanlığınız var sizin. Bu da size biraz zarar veriyor. Dik çizme mantığı iki tanedir arkadaşlar. Özel açıya dokunma da nereden dik çizersen çiz. Mesela sen burada kotuzu gördün ya. Sen burada kotuzu gördüğün zaman iki tane ihtimalin var. Hangisi mantıklıysa onu kullan. Evet iki tane şuraya notunu al. İki tane dik çizme mantığı vardır. Dik çizme mantığı vardır arkadaşlar. Bakın bu bu da çok önemli. Sen buradan dik çizdin. Sonuç böyle gıcık bir şeylere doğru gidiyor. Hemen onu sil. Yani ne bileyim bölü ikilerle uğraşmayız gibi. E, yani şurada 7 gördüğün zaman. Hocam buradan bir dik çizersek şöyle. 90'ın karşısı 7 ise 30'un karşısı 7 bölü 2 ile uğraşırız. Niye de böl 7 bölü 2 ile uğraşayım? Değil mi? Özel üçgen oluşturacaksak. Ya buradan dik çizeceksiniz ya da ikinci ihtimalle diğer köşeden de. Yani 30'a dokunma da şuradan dik çizme ihtimaliniz de var arkadaşlar. Şöyle bir 90 derece. Bakın 30, 90 burası da kaç oldu? 60 oldu. Ne dedik? İki tane dik çizme mantığı var. Birincisi bu. Söyleyeceğim. İkincisi şu. Özel açıya dokunma. Özel açı dokunulmaz. Hatta özel açı dokunulmazı şöyle diyeyim arkadaşlar. Biraz sonra geleceğim. Şu 30'a dokunma diyorum. Çünkü 30 önemli. 30'un özelliği nedir? 30, 60, 90 oluştursun. Sen 30'u parçaladığın zaman ne olur? E hocam parçalarım böyle ikiye bölerim hatta 15 çıkar. Ama 15, 75, 90 bizim bildiğimiz bir üçgen yok. Var aslında özel öyle özel üçgen var da. Yani e, o orada e, dik kenarlarıyla ilgili özel bir kenar yok arkadaşlar. Var da özel bir durum kullanmanıza gerek yok. Evet öncelikle şunu söylüyorum, iki tane dik çizme mantığı vardır. Ama özel açıya da dokunmayacaksın. Evet 30'u gördün. Ya buradan dik çizeceksin ya buradan dik çizeceksin. Aynı şekilde bu açı 45 de olabilirdi. Ya buradan dik ya da buradan dik. E hocam ya şu açılar olursa ne olacak? Böyle geniş açı olursa ne olacak? Arkadaşlar geniş açılar da özel bir açıdır. Mesela sen burada bir geniş açı gördün. Şöyle bir geniş açı gördün. Kaç derece diyelim? Mesela 150 derece diyelim ya da 135 fark etmez. 150 derece gördüğün zaman da 150'yi parçalamayacaksın. Şöyle şuradan dik çizeyim hocam falan filan yapmayacaksın. 150'yi gördüğün zaman da 150 aslında özel bir açı değildir. Özel açı dediğimiz açılar e, özel üçgen oluşturabildiğimiz açılardır. 30 60 90 ya da 45 45 90 üçgendir. O yüzden 30 60 ve 45 gibi açılar özel açılardır ve bu açılar dokunulmazdır. E hocam 150 falan gördüğümüz zaman geniş açı gördüğümüz zaman da 180'e tamamlayan açısına bak. Geniş açı 150 derece 180'e tamamlayan açısı kaç derece? Hocam 30. Ha 180'e tamamlayan açısı özel bir açıysa orada da dik çizeceksin. Burada ne yapacaksın? Hocam burada da böyle 180'e tamamlayan açısını düşünüp ona göre işlem yapacağım. Hocam 180'e tamamlayan açısı burası 30 derece ya. Hop şuradan bir dik çizerim 30 60 90 oluştururum. Olay bitti mi? Bitti. Ama burada da arkadaşlar şey var. E, ne var? Burada da yine aynı mantık var. İki tane dik çizme mantığı var. Yani Şurada bir üçgenimiz varken şöyle, yine geniş açılı üçgeni şöyle bir çizeyim. Şuradaki açı 150 dereceyken, hocam 150 dereceyken buradan çizdiğin saçma bir şey geldi. Ne yapacaksın? E o zaman diğer türlü ikinci dikine gideceksin. Bakın dar açıda da iki tane dik çizme mantığı var. Geniş açıda da, 180'e tamamlayan açısı özelse, geniş açıda da iki tane dik çizme mantığı var. Hemen 150 açısının buradaki açısına baktın ya, sizin bu alışkanlığınız var ya tepeden dik çizme alışkanlığı. O gitsin artık. 150'nin ya buradaki açısı ya da buradaki açısı dış açısı değil mi arkadaşlar yine? Yani burası da bir dış açı. Buradaki açıyı da kullanabilirim. burada açıyı nasıl kullanacağım? Tabii ki şuradan bir dik çizerek arkadaşlar. Burada da bir 30, 90, 60 çıktı mı? Çıktı. Evet buranın önemli olan noktalarından biri şu arkadaşlar. Birincisi iki tane dik çizme mantığı vardır. İkincisi de şu. Şurayı yazıyorum. 30, 45, 60 ve bunları 180'e tamamlayalım. Nedir? 150, 135 ve 120 dereceler özel açılardır. Ve bu açılara dokunmayacaksın. Hatta geometrinin kalbi diyebiliriz. Şuraya bir kalp içine oturtayım bunu. Bu açılar dokunulmazlar arkadaşlar. Dokunulmaz. Sakın dokunma buna. Ya da bu açılar parçalanmaz. Arkadaşlar bakın burası çok önemli. Sen bu açıları parçalarsan Burada sonuca kesinlikle ama kesinlikle ulaşamazsın. 30 45 60 150 135 120 gördüğün zaman bu açılara dokunmayacaksın. Çok nadir. Yani 60 dereceye ve 120 dereceye dokunduğumuz durumlar olabiliyor. O da nerede? Mesela eşkenar üçgende bütün açılar 60'ar derece. Oradan yükseklik çizmek zorunda kalabiliyoruz. Ya da 120 dereceye nerede? İkizkenar üçgende 30 30 120 üçgende tabana ait bir yükseklik çizebiliyoruz. Ki biraz önce zaten ben burada ne yaptım? 30, 30, 120yi anlatırken şuradan dik çizerek anlattım. Bir tek 60'a ve 120'ye dokunduğumuz durumlar olabiliyor. Diğer durumlarda hiçbir açıya ilk ihtimalde dokunmamaya çalışacağız. Hele hele şu 30'dur, 45'tir, 150'dir, 135'tir. Bunlar kesinlikle ama kesinlikle dokunmayacağınız açılardır. Parçalamayacağınız açılardır. Bunlar önemlidir. Evet. İşte özel açı mantığı burada arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Allah kalemi düşürüyordum. O kadar heyecanlandım. Tekrar söylüyorum. Özel açı gördüğünde dik çiz ama iki tane dik çizme mantığım var. Ee, şurada gösterdim zaten burada. Ya buradan ya buradan. Geniş açı olduğu zaman da özel açısı 180'e tamamlayalım. Burada da iki tane dik çizme mantığınız var. Birincisi bu. İkincisi şu. 30, 45, 60 ve bunların 180'e tamamlayanları 150, 135, 120 özel açılardır. Bunlar asla ama asla dokunulmaz asla ama asla parçalanmaz. Sen de bunu yaz kalp içine al. O kadar kalbin kadar önemli bir şey bu. Buna dikkat et. Hadi bakalım. Şimdi bu mantığı kullanarak şu sorulara bakalım. Önceden olsa daha yine 11'den çıktınız ya. Hocam ne var bunda? Kosinüs teoremi yaparım dersiniz. X'in karesi eşittir. Bunun karesi artı bunun karesi eksi 2 çarpı bu çarpı bu çarpı kosinüs 45 dersiniz. Ya kardeşim 31'in karesiyle kimi uğraşacak? 24 kökünün karesiyle kimi uğraşacak? Gerek yok. Benim dediğim yol daha kolay. Ha e, zorlanırsın kosinüs teoremine gidersin o ayrı bir konu. Ama genelde kosinüs teoremiyle değil özel iç mantığıyla yap. Hocam 45'i gördük tamam buradan tepeden bir dik çizerim ben. Alışkanlığınız var ya sıkıntı yok. Çizdin dike 45'in mantığını kullanmak için dik çizdin 45 45 90 üçgeni oluşturdum. Hocam 24 kök ise burası 24 24 yaptı. Çünkü e, 45 45 90 üçgeninde dik kenardan hipotenüse geçiş kökü katsayı hipotenüsten dik kenara geçiş köküye bölünmüş halidir. E hocam burası tamamı 31'miş. Buraya ne kaldı? 7 kaldı. A şuradaki dik üçgende 7 24 25 mi çıktı? Kosinüsle yapanlar hala daha uğraşıyor mu? Değil mi? Gördünüz çok kolay. Evet 49. sorunun cevabı böylelikle 25 çıktı. Geldik 50. soruya. Aa hocam 30 derece var. Tamam çok güzel. Kosinüs teoremi de kullanmamayı öğrendik zaten. Hemen dik çizelim. Tamam çizdik. Hop şöyle dik çizip eskiden ben de böyle yapardım. Dik çizip inatla burada kod 60 90 bakardım. Hocam 90'ın karşısı 12 köküç artı 5 ise 30'un karşısı 12 köküç artı 5 bölü 2 derdim. Ondan sonra burada da bir köküç katını alıp burayı bulurdum. Sonra 24'ten çıkartıp şurayı bulurdum. Sonra bir de burada pisagor yapardım. Sayfalar dolusu işlem yapardım arkadaşlar. Çünkü niye? Eskiden özel açının mantığını bilmiyordum. Ama siz şanslısınız artık özel açının mantığını öğrendiniz. Ya kardeşim sen buradan dik çizdin. E saçma bir şey geldiyse dur 30 60 90 üçgeni 90'ın karşısı bu 30'un karşısı saçma bir şey gelecek. Bırak 12 kök 3 artı 5 bölü 2 sadece ve sadece 5 bölü 2 ile bile karşılaşsan saçma kabul edip diğer ihtimali düşün. Şu tepeden dik çizme ihtimaliniz gitsin artık ne dedik iki dik çizme mantığı var dedik. O dikiniz nereden olacak arkadaşlar ya buradan 30'a dokunma da ya da diğer köşeden çiz buradan dikini. Sen buradan diki çizince bak 30, 90, 60. Böyle de bir 30, 60, 90 oluştu. 90'ın karşısı 24 iken 30'un karşısı kaç yaptı? 12. 60'ın karşısı 12 köküç yaptı. Aa hocam tamam 12 köküç artı 5. 12 köküç buradaysa buraya ne kaldı? 5 kaldı. Abo ne çıktı burada? 5, 12, 13. İşte bu yüzden özel açı mantığını kullananlar çok zevkli bir şekilde bu özel açılı soruları rahat bir şekilde yani hangi konuda olursanız olun Özel açı gördüğünüz zaman çok rahat bir şekilde yapacaksınız. Hiç merak etmeyin. Ama neyi düşüneceksiniz? İki, dik, iki tane dik çizme mantığı var. Bir de özel açılar dokunulmaz, parçalanmaz. Bunu sakın ama sakın unutma. Geldi bir örnek 51'e. Ne yapıyorsun? Hocam ne yapacağım? İşte dik çizeceğim. Çizdim dikimi. 90'ın karşısı 7 ise 7 bölü kök 7 bölü kök 2. Kim uğraşacak bunu? Artık öğrendiniz. İki dik çizme mantığım var senin. Hocam buradan dik çizdim olmadı. E o zaman buradan dik çiz Sen buradan dikini çizince 45 45 90 üçgende hocam burası 15 burası 15 yapacak. Aa dikkat et. Bunun tamamı 7 iken burası 15 olmaz. Çizdiğin dik demek ki buraya düşmüyor. Çizdiğiniz dik bazen dışarıya düşebilir. Yani bu bir geniş açılı üçgenmiş. Şu geniş açılı üçgenmiş ki çizdiğiniz dik nereye düşüyor arkadaşlar? Kesinlikle ama kesinlikle bunun dışına düşmek zorunda. E o zaman düştü dışına. Hocam buradan bir dik çizdim. Hani şuradan dik çizmeyeli olmadı. Buradan çizeceğiz. Buradan çizerken de dışarı düştüğünü gördük. Buradan dikimizi çizdik. Çizince 15 kök ise burası da 45 oldu ya. 15 kök ise bunlar 15 15 oldu. E hocam 7'si buradaysa buraya 8 kaldı. A Pisagor 8 15 ne üçgeni 17 üçgeninden cevabı 17 buluruz. Anladınız mı? İki tane dik çizme mantığının ne kadar önemli olduğunu anladınız mı arkadaşlar? Anladınız. Geldik örnek 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 52'ye. Hocam 135 var. 135'in nesi özel? 45'i. Ama artık iki ihtimalle düşünüyorsunuz. Ya buradaki 45'i ya da buradaki 45'i. İlk önce şunu deneyelim. Şuradaki 45'i özel hocam. Şuradaki 45. A tepeden bir dik çizersem olay bitti. Bir dik çizdiğim zaman tepeden ve bu 45 45 93 üçgen oluştu. 8 kök ise bu dik kenarlar 8 8 oldu. Büyük üçgen dik üçgen olduğundan 8 15 çünkü burası 15 oldu. 17 üçgeninden cevabı 17 diye bulduk arkadaşlar. Evet cevap 17. Eskiden ne yapıyordunuz? Burada kosinüs teoremi yapmıyor muydunuz? Ne kadar amelilik, ne kadar amallık yapıyormuşsunuz? Gördünüz mü arkadaşlar? Evet dikkat. iki tane dik çizme mantığı. Geldik örnek 53'e. Hemen ne yapıyorsunuz? Hocam 120 var. Kosinüs teoremi artık yapmıyorum. Sağ olun sayenizde diyorsunuz. Evet doğru. Ee, şimdi ne yapacağız? Hocam 120'yi görünce hop buradaki dış açısı önemli. E 60'a ait bir dik çizince böyle. Hocam 90'ın karşısı 5, 30'un karşısı 5 bölü 2. Hayır. Buradan gitmem. Çıkar. Bak burası 5 bölü 2. Burası 5 bölü 2'nin kök 3 katı. Sonra büyük de pisagor yapalım ama bölü 2'lerle uğraşırım. Uğraşma kardeşim. iki tane dik çizme mantığım var. Ne yapıyorsun sen? Artık olayı öğrendin. Sen buradan dik çizdiğinde dik çizersen 5 bölü 2 ile uğraşacağını gördün ya. o zaman dikini iki tane ihtimalin var. 120'nin dış açısı. ya buradaki 60'ı ya da buradaki 60'ı deyip ona göre yorum yaparsın. E o zaman burada 60'ı kullanmak demek. Hop şuradan dik çizmek demek. Hocam 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2'dir. 60'ı karşısı da 2 köküçtür. Bak ne güzel oldu. Bir, x'e e ait de bir dik üçgen oluştu mu artık? Oluştu. Bir dik kenar 2 köküç. Diğer dik kenar 7. Yani x'in karesi 2 köküçün karesi artı 7'nin karesi diyeceğiz. x kare buradan 12 artı 49 geldi. Ve x de buradan 61 mi geldi x kare? Evet. X de buradan kaç eşit oldu? Kök 61 oldu. Trabzonlara selam. Hocam diğer plakalar çıktığında niye selam vermiyorsunuz diyeceksiniz ama ya Trabzonlar kadar plakasına böyle bağımlı olanlar var mı? Yok. Ondan dolayı ben de öyle hep böyle selam veriyorum arkadaşlar. Neyse bir de balık hissi olduğu zaman torpilli. Neyse devam. 54. 54 de neresiydi ya? Sivas mıydı? Neyse. Ee, bir eşkenar üçgen. Evet ABC bir eşkenar üçgen. E hocam Eşkenar üçgen diyorsa ne yapacağız? Bir açıları yazalım. 60, 60, 60'ı yazdın. Karışık ya. Buraya yazmayayım isterseniz. E ne yapacağız burada arkadaşlar? Sizde şu alışkanlık var. Şu alışkanlıklarınızı artık bırakın. Eşkenarda da zaten size bıraktıracağım. Özel açı mantığını anlayan o alışkanlıkları bırakacak zaten. Hocam eşkenar üçgen. Şurası kaç? Şunu toplarsam. Şurada yukarıda toplayayım isterseniz. 2 kök 3 ile 4 eksi kök 3 toplarsam. Şu ikisi 2 kök 3 eksi kök 3 kök 3 yaptı. Burası kök 3 artı 4 mü yaptı ya da 4 artı kök 3 mü yaptı arkadaşlar? Evet tamamı 4 artı kök 3 oldu. Eşkenar üçgen olduğundan hocam burası da 4 artı kök 3. Eşkenar üçgen olduğundan burası da 4 artı kök 3 oldu. E şimdi ne yapacağız hocam? E hocam eşkenar üçgenler ne yapıyorsa onu yapacağız. Çoğunluğunuz hep bir alışkanlık. Hocam bir dik çizelim böyle. Eyvallah. Dik çizdim. İki eş parçaya bölecek. E 4 artı kök 3 bölü 2. 4 artı kök 3 bölü 2 burası. E sonra 4 artı kökü 3 bölü 2'den 4 eksi kökü 3'ü çıkartıp burayı bulacaksın. Buradaki 30 60 90'dan burayı bulacaksın sonra Pisagor yapacaksın. Ya ben biraz önce demedim mi size? Bırakın yani 4 artı kök 3 bölü 2 3 bölü 2 gelse bile ben oradan gitmem demedim mi? Dedik. Siz burada dik çiziyorsunuz. Bu diki niye çiziyorsunuz? Böyle 30 60 90 üçgen özel açı mantığını kullanmak için özellikle eşkenarda bu bir alışkanlık haline gelmiş. Hemen dik çiziyorsunuz. Oradaki dik çizme etkili mantık ne? İşte özel açı kullanma mantığı olduğundan dolayı. E ne yapacağız hocam? Özel açı mantığını kullanırken sen dik çizdiğinde güzel bir durumla karşılaşmadıysan o zaman diğer dik çizme mantıklarını da düşüneceksin. E hocam burada açı var burada açı var hangisini kullanayım? Ya bu 60'ın yanında 4 eksi köküç var gıcık bir sayı var değil mi? E o zaman gelip şu 60'ı kullanmak daha mantıklı. Sen bu 60'ı kullanırken tepeden dik çizdiğinde güzel bir şeyle karşılaşmadıysan o zaman bu 60'ı kullanırken bir de buradan dik çizebilir misin? Özel açı mantığını kullanırken çizersin değil mi? İşte iki dik çizme mantığı çok önemli. Buradan dikini çizdin. Hocam ne çıktı burada? 30 60 90 üçgenin 90'ın karşısı 2 kökü 30'un karşısı ne yapacaktır? 2 ee, köküse köküç kök yapacaktır. Hocam 30'un karşısı kök 60'ın 60'ı karşısında köküçün köküç katı 3 mi yaptı? Evet. Burası da 90. Aa tamamı 4 artı kök E buraya ne kaldı arkadaşlar? 4 kaldı. Bak sen şu işe. 3 4 5 üçgeninden sayılar ne kadar gıcık olsa da cevabı da o kadar tatlı buluyor muyuz arkadaşlar? Buluyoruz. Bunu böyle yıllar yıllar önce yazmıştım bu soruyu ve en çok hoşuma giden sorulardan biridir. Çünkü çoğunluk hep işlem kalabalığıyla yapar. Alın size çok da güzel bir yolu. Ama nereyi kullanarak? Kuralları kullanarak değil. Şurayı kullanarak, özel açının mantığını kullanarak çok da güzel bir şekilde çıktım arkadaşlar. Gerçekten çıktı. Evet güzel bir soru. Önemli bir soruydu. Geldik bir sonraki soruya. Yani örnek 55'e. Hmm, hocam ne yapacağız? ABC eşkenar. Daha eşkenar üçgen konusunu işlemedik hocam. Niye bunu soruyorsunuz? Özel açı mantığını kullanacağız çünkü arkadaşlar. Evet 60, 60, 60. Kitaplarda çıkar ve sizde sıkıntı çektiğiniz sorulardan biridir. Hocam şu parçayla şu parça eşit verilmiş. Herkesin aklına şu geliyor. Hocam bunlar eşitse büyük ihtimalle şu üçgenle şu üçgen eş üçgendir diye düşünebilirsiniz. İşte burada bir yanlışınız var. Hocam şurası 120 derece değil mi? 120 derece. O zaman burası da 120. Şunları topladığınız zaman burası sıfır yapıyor. Demek ki eş üçgenlik bir durum yok. Ben buradaki eşitleri kullanacağım. Açılara daldığım zaman güzel bir şey de gelmiyor. Herhangi bir şekilde açıyı da bulamıyorum. Normal klasik yolla. Ki zaten benim şu eşitleri kullanmam lazım. Bu soruyu çözmek istiyorsam. Evet. Madem bu eşitleri de kullanırken bir şey yapamıyorum. E, özel açı varsa özel açı mantığını kullanacağım. Nasıl kullanacağım? Dik çizerek. E hocam şuradan eşkenardan bir yükseklik çizsem. Allah aşkına yüksekliği çizdim ne oldu? Şu eşitler arasında bir ilişki geldi mi? Gelmedi. Sil. Yani sen burada yükseklik çizerken özel açı mantığını kullanmak için çizdin ya. E, burada da özel açı mantığını kullanmak için hamle yap. E hocam soldaki 60'ımı mı kullanacağız? Sağdaki 60 mı kullanacağız? Sen buradan bir dik çizersen şuralardan çok uzak kalıyorsun böyle. Şu 60'ın mantığını kullanalım. Hocam şuradan dik çizdim 30. 90'ın karşısı 30'un karşısına A dersem ya da X dersem 90'ın karşısı nedir? 2 xtir e, Mecburen bunu kullanmak zorundayım. E, bunlar da birbirine eşit. Şunları da Y'ye diyelim. Dikkat edin eşkenar üçgen bu. Eşkenar üçgenin yapılamamasının en büyük sebebi de bir açıları yazmıyorsunuz. Tanımını kullanmıyorsunuz. İki kenarların eşitliğini yazmıyorsunuz. E hocam bu bir eşkenar üçgen. Bütün kenarlar birbirine eşittir. E, burası 2x artı y ise Hocam burası da 2x artı y'dir. Hocam burası da 2x artı y'dir. Buraya ne kaldı o zaman? x artı y kaldı. Aa dikkat et ne çıktı burada? x artı y'ye x artı y. Bak dik tabanı iki eş parçaya böldü. Ne var burada? Evet aynen öyle. İkiz kenar var arkadaşlar. Çünkü yükseklik tabanı iki eş parçaya nerede bölüyor? İkiz kenar üçgende. İkiz kenar çıktı. 25 ise burada kaçı da 25 derece midir? Evet. E o zaman burası da 25 çıktıysa artık alfayı bulabilirim. Şunun tamamı alfa artı 25 eşittir 60 olacağından alfayı da buradan kaç derece bulurum? 35 derece olarak bulurum arkadaşlar. Evet örnek 55 zor bir soru mu? Zor bir soru ama ne olur ne olmaz yazdığımız bir soru dikkatli olmanız gerekir. Ama zor bir soru olsa bile özel açı mantığını kullandıran güzel sorulardan biri arkadaşlar. Gençler geldik örnek 56'ya. <laughs> Şimdi hocam 45 dereceler var eyvallah. Şimdi buradan Hop oh, dik çizsem hayır saçma 15 bölü kökü ile uğraşırım. Ya da hocam buradan dik çizsem x bölü kökü ile uğraşırım. Ha bu arada buradan dik çizip buradan dik çizip ondan sonra şurada da 90 dereceler var ya şurada da dik dörtgen oluşturup dik üçgenden sonuca da ulaşır mısınız? Ulaşırsınız. O ayrı bir konu. Ama işlem kalabalığınız çok olur. Ben size şöyle bir tavsiyede bulunacağım. Özellikle herhangi bir dörtgende bazen dörtgenleri biz üçgene tamamlayabiliyoruz arkadaşlar ya yukarı doğru üçgene tamamlama ya da aşağı doğru üçgene tamamlama. Niye? Bazen saçma durumlarla karşılaştığımız zaman onu yaparız. Özellikle dörtgenin bir dörtgenin iki açısı böyle 45 45 dereceyse ya da bir dörtgenin diğer iki açısı 60 60 ise. Çünkü niye? 45 45 gördüğünüz zaman ne olur arkadaşlar? 45 45 90 üçgeni gelir aklınıza, yukarı doğru tamamlarsınız. E 60 60 gelirse 60 60 60 eşkenar üçgen gelir aklınıza yukarı doğru tamamlarsınız. Bir aynı zamanda 30 60 görürsünüz. Aa 30 60 90 oluşturur. Yukarı doğru tamamlama yapabilirsiniz. Yani şuradaki açılar yine 30 burası 60 burası olsaydı da yukarı doğru tamamlamak güzel bir hamle olabilirdi arkadaşlar. Ya da bir dörtgende bütün açılar özel bir açıysa yani bir açıyı parçalayamayacaksak burada. Çünkü özel açı parçalanmaz dedik ya parçalayamayacağınız durumlarda da böyle üçgene tamamlama yapabilirsiniz. Buraya baktığımızda 45-45 var. Aklına ne geldi? 45-45-90. Hemen aklına gelen başına gelsin. Hemen üçgene tamamlayalım. Tamamladık mı üçgene tamamladık. 45-45-90 üçgeni. 20 kökki verilmiş. E hocam bu kenarlar kökkiye bölünmüş hali. 20'ye 20'dir. Hocam burası 20 ya. Burası 15 ise buraya 5 kaldı zaten. E burası 5'ken 5, 13. Ne üçgeni? 5, 12, 13'ten 12 yaptı burası. 12 artı x'te 20'ye eşit olacağından x'i kaç buluruz arkadaşlar? 8 buluruz. Evet cevabımız böylelikle 8 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Dörtgen. Hocam bu açıları, dörtgen iç açıları toplamı 360 olduğundan bir üçüncü açıyı da hesaplayacak olursanız burası 60 çıkıyor. Çünkü e, 90, 60 daha 150 toplamı 300. O zaman 360'dan buraya 60 kaldı. Aa, biraz önce de dedim. Bak 60-60 var. He, iki açı özelse ya da bütün açılar özelse. Bak 60 özel bir açı parçalanmaz. 60 özel bir açı parçalanmaz. Bu 60'ı gördün diye buradan dik çizip 150'yi parçalayamazsın. E, 150 zaten özel bir açı. Neresi? Dış açısı özel bir açı. 90'da kısmen özel bir açı. Genelde parçalanmamayı tercih ederiz. Bazen parçalandığı durumlarda oluyor ama. E hocam bütün açılar özel bir açı. O zaman üçgen tamamlayacağız. İstersen bunu sola doğru tamamlayıp öyle üçgen yap, istersen yukarı doğru tamamlayıp öyle yap. Ama ben 60-60 gördüysem 60'ları bozmam. 60-60 ise yukarıda 60. Eşkenar üçgene tamamlarım. Bak nasıl bir üçgen çıktı bu. 60-60-60 eşkenar üçgen çıktı. E madem eşkenar üçgen çıktı, çıktı demeyle kalmasın. Bütün kenarların eşitliğini göster. E gösterdik 11 ise. Burası da 11, burası da 11. 7'si buradaysa buraya kaç kaldı o zaman? 4 kaldı. E hocam bak ne güzel. 60, 90 var burada. Burası da 30. E hocam 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı kaçtır? 2'dir hatta burası 2 köküştür. Takıldık. X'e bakacağım. A, X burada. 2 de burada. Tamamı da 11 olduğundan X'e de kaç kaldı arkadaşım? 9 kaldı. İşte böyle bazen tamamlama da yapabiliyoruz. Haberiniz olsun. Dörtgenler konusunda da böyle sorularla karşılaşacaksınız arkadaşlar. Evet böylelikle cevabımız 9 oldu. Geldik bir sonraki soruya. Hocam 60 var. O 60 var. Çok güzel. Hop şöyle bir dik çizeceğiz. Arkadaşım şöyle bir dik çizdim. Çok güzel 60'ın mantığını kullanmak için. Burada ne oluştu? 30 oluştu. 30 60 90 oluştu. Çok güzel. Ama yan tarafta 15 75 90 oluştu. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Aklınızda bulunsun ve dediğimi yapın. Mutlaka mutlaka hep faydasını görürsünüz. Kendi emeğinle. Şuraya yaz. Ben videoda zaman kaybolmasın diye yazmıyorum. Kendi emeğinle ağzından çıkanları yaz buraya. Kendi emeğinle dik çizdiğinde karşına 15, 75, 90 çıkarsa gittiğin yol yol değildir. Tekrar söylüyorum. Kendi emeğinle dik çizdiğinde karşına 15, 75, 90 çıkarsa gittiğin yol yol değildir. Hemen onu sil. Hemen siliyoruz. Zaten ben size şunu söyleyeyim. Tamam kendi emeğinle dik çizdin. O karşına 15, 75, 90 çıkması genelde ne oluyor? Ne zaman oluyor biliyor musunuz? Özel açıya dokunduğun zaman, özel açıyı parçaladığın zaman genelde bununla karşılaşıyorsunuz. Haberiniz olsun. E, hocam özel açıyı mı parçaladık. Yok ki burada açı. Bak hesapla bakayım açıyı. Hocam 60, 75 e, daha 135. Buraya ne kaldı? 45. Aa, ben biraz önce buradan dik çizerek 45'i yani özel bir açıyı parçalamışım. Genelde de böyle oluyor. Özel açıya dokunduğun zaman 15, 75, 90 çıkıyor karşına. İşte o zaman gittiğin yol yol değil. E hocam 45 dokunulmaz. 60 dokunulmaz. 75 de özel bir açı üçgen. Hayır özel açılar içinde saymadım onu. Özel bir üçgen değil. Özel bir açı değil 75. 75'i parçalayabilirsin. E 45'e dokunamam. 60'a dokunamam. E 75'e dokunabilirim. O zaman dikimizi burada çizebiliriz arkadaşlar. Böyle çizecek olursa ne çıktı burada? 45 90 45 üçgeni burada. 60 90 30 üçgeni de burada. Dikkat dikkat ne geldi burada? Hocam 45 45 90 üçgende 6 kök 2 ise bunlar 6 6 geldi. E şimdi burada da bir 30 60 90 var. 30'un karşısı başlangıç noktasıydı bizim. Hocam 60'ın karşı bak 30'dan 60'a geçiş kök 3 kat. O zaman 60'tan 30'a geçişte kök e bölünmüş hali. 6'yı kök e bölsen kök 3 eşitliğiyle çarptığınız zaman 6 kök 3 bölü 3'ten 2 kök 3 mü yaptı? Evet. Burası 2 kök 3 oldu. E hocam burası 2 kök 3 iken 30'un karşısı 2 kök 3. 90'ın karşısında ne olur? 4 kök 3 olur arkadaşlar. Evet örnek 58'i böylelikle ne bulduk? 4 kök 3 bulduk. Güzel değil mi arkadaşlar? Bunu da unutma. Kendi emeğinle dik çizdiğinde karşına 15, 75, 90 çıkarsa gittiğin yol yol değil. Evet geldik bu soruya. ABC açısı 15 derece 2 tane ABC 30 eşit olduğundan ACB açısı da direkt 30 derece olarak verilmiş. Evet yazıyoruz arkadaşlar. ABC'yi 15 derece olarak yazdık. ACB'yi de 30 derece olarak yazdık. Peki şimdi gençler ne yapacağız? Arkadaşlar ne var? 30 var burada. Hemen bir dik çizelim. Hop dik çizdim. Aa ne oldu burada? 15 75 90 çıktı hocam karşıma. Gittiğin yol yol değil. Hemen sil. Sildim 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 sildim. E ne yapacağız hocam? Bak dikkat et. Büyük ihtimalle sen bir dik çizerek kart dik çizdiğinde karşısın 15, 75, 90 çıktıysa ne dedik? Büyük ihtimal özel açıya dokunmuşsundur. 30 ile 15'in toplamı 45. Buraya ne kaldı? 135 kaldı. Ha. Sen 135'i nerede görürsen gör. Hiç fark etmez. Nerede? Hangi soruda görürsen gör. 30 da olsa bile burada 30'a yoğunlaşmazsın. 135'e yoğunlaşırsın. 135 özel bir açıdır. 135'in nesi özeldir arkadaşım? Hocam 135'in dış açı özeldir. Ama iki ihtimalin olduğunu artık biliyorsunuz. Bak bazen şöyle çiziyorsunuz burayı dış açısını arkadaşlar. Evet normal eskiden ben de öyle yapıyordum. Ama 135'i gördün ya 135'in oluşturduğu doğruları uzatacaksın. Bak ya bu doğruyu uzatacaksın buradaki 45'i kullanacaksın. İkinci ihtimal ya buradaki doğruyu uzatacaksın buradaki 45'i kullanacaksın. E sağ mı sol mu? Düşün şimdi. Buradaki 45'i mi kullanacaksın? Buradaki 45'i mi kullanacaksın? Sen cevabı ver. Evet verdin çok güzel. Hocam soldaki dedi. Niye? Sağdakine dik çizdiğin zaman hocam büyük üçgen 15 75 90 çıktı. Ya da sağdakine dik çizecek bir du uzunluk yok ki burada. Burada uzunluk da var burada. Sa soldakinden çizmek daha mantıklı. Hop şöyle dikimizi çizecek olursak arkadaşlar 45'in mantığını kullanmış oluruz. 45 90 burası ne geldi? 45 geldi. A 6 kök ise bunlar 6 6 mı geldi? Evet. Hocam 30'u kullanmadık hala. Bak büyük üçgende dik üçgen. Dikkat et büyük üçgende ne çıktı? 30, 60, 90 üçgen çıktı. Çünkü burası 60 oldu. E 30, 60, 90 üçgende 30'un karşısı. Burası 6 ise değil mi? 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı kaç olacaktır arkadaşlar? 12 olacaktır. Tekrar söylüyorum. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı kaç olacaktır? 12 olacaktır arkadaşlar. Bizden burası istenseydi 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı 6 köküç olur diyecektiniz. 6 kök 3'ten de 6'yı çıkartıp burayı bulacaktınız. Yani 6 kök eksi 6 olacaktı arkadaşlar. A bizden şurası isteniyor. 30'un karşısı 6 iken 90'ın karşısı 12 yaptı arkadaşlar. Evet gençler umarım e, şeyi güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. Anlayabilmişsinizdir hatta. E, ama bu, bu videoyu burada sonlandıralım. Bir sonraki soru farklı bir mantıkla çözülüyor. Bu videoda niye anladık? Özel açının bir mantı olduğunu anladık. Bir özel açı gördüğümüzde dik çizeceğiz ama iki tane dik çizme mantığı var. Birincisi bu. İkincisi ney arkadaşım? Özel açıları gördüğünüz zaman 30, 45, 60, 120, 135, 150, 150 dereceleri gördüğünüz zaman kalp için aldık bu açıları. Bu kalbi parçalamayacaksın. Bu kalbe dokunmayacaksın. Bu özel açıları da dokunmak yasak arkadaşlar. Gerçekten bu mantıkla devam ederseniz çoğu soruyu çok rahat bir şekilde ve çok kolay bir şekilde yaparsınız arkadaşlar haberiniz olsun. Evet böylelikle ee, dik üçgen 4 videosunda özel açılı üçgenler videosunun birincisini bitirmiş olduk. O zannediyoruz ikincisinde özel açılı üçgenlerin konu anlatımının da özel açılı üçgenlerin ikinci videosunda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.